Efendim, bugün sizi fazla yormayacağım. İki sorum olacak sadece ve birincisiyle başlayalım. Türkiye'nin kuzeyinde son bir yıldır tehlikeli bir savaş yaşanmakta ve Karadeniz'i Montreux ile kapatarak ateşe benzin dökmedik ülke olarak. Mavi Vatan gibi bir kavramı tüm Türkiye'ye benimsettiniz ve hükümet belli bir dönem bunu sahiplendi. Fakat devamı getirilmedi maalesef. Evet. Yunanistan ile aramızda patlamaya hazır bir volkan var ve tansiyon yükseltilip Alçaltılı, alçaltılıyor zaman içerisinde. Şimdi sorum şu: önümüzde 1982 yılında Arjantin ve İngiltere arasında yaşanan Falkland Adası Savaşı var ve bu savaş İngiltere'ye binlerce Arjantine 500 kilometre uzaklıkta olan küçücük bir ada için yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet adamı e, olmayı başaramayan yani bir türlü beceremeyen siyasetçileri ise hala Yunanistan ile yaşanan adalar konusunu çözemiyor çözmeyi de bırakalım. İç siyasetine hı hı. alet edip konunun üstünü kapatıyor. Nitekim seçimler yaklaştığı halde hiçbir siyasetçimizden jeopolitik konular ile ilgili hiçbir açıklama da ö, duyamıyoruz. Falkland Savaşı ile beraber Türkiye'yi ileride bekleyen tehlikeleri anlatır mısınız bu Zaferim? Yani Falkland Savaşı'nın esasında e, 2 Nisan'da tam 41. yıl dönümüydü. Ben Folkman Savaşı çıktığında Türkiye'de e, Zafer Muhribi'nin savaş hareket subayıydım. Çok yakın takip ettim. O dönemde tabii e, kitle iletişim araçları, e, dijital devrim henüz yok. Bu kadar hızlı e, iletişim de yok. İşte televizyondan, radyodan, e, basından e, günlük haber şeklinde, anlık değil de günlük haber şeklinde izliyorduk. Tabii e, çok e, ilginçti. İki Dünya Savaşı'ndan sonraki, Arap-İsrail savaşlarını, Hindistan-Pakistan savaşını e, bir kenara koyar isek 2 e, ay süren çok yoğun deniz ve hava ateş gücünün kullanıldığı bir savaştı. Beni tabii genç bir subay olarak çok etkiledi ve daha sonra e, yurt dışına eğitime falan gittiğimde Falkland krizi ile ilgili e, bayağı bir kitap aldım. Bayağı bir okuma yaptım. Çünkü Falkland'ta yaşananların benzeri Ege'de yaşanacaktı. Yani 82 yılında e, benim durum muhakem bu şekildeydi. Deniz Kuvvetleri Dergisi'nde de 83-84 yıllarında Falkland hakkında en uzun makaleyi o dönemlerde yazmıştım. Dediğim gibi bayağı bir okuma yapmıştım. Sonra gemi komutanı olarak İngiltere'ye Gaziantep Fırkateyni'ne gittiğim zaman da e, oradaki Flag Officer Sea Training'lerinden yani e, bir nevi bütün İngiliz ve bazı yabancı müttefik veya NATO ülkelerinin e, savaş gemilerinin harekat eğitim gördüğü büyük bir komutanlık vardı. Orada 100 gün kaldım ben, kendi gemimle. O eğitimlere katıldık. Çok e, çetin eğitimlerdi. Oradaki amiral de bu Falkland Savaşında e, bulunmuş. Orada yaptığı bir hata yüzünden bir geminin batışına neden olmuş bir e, o zaman genç bir ama ben gittiğimde amiraldi. Onlar da bize o eğitimde Falkland'da yaşadıkları hakkında çok ama çok şey öğrettiler. O yüzden e, Türk Bahçesi'nin esasında Falkland Savaşı'ndan hem Arjantin perspektifinden hem İngiltere perspektifinden öğreneceği çok şey var. Biliyorsun İngiliz donanması 21 Mayıs 23 Mayıs 25 Mayıs neredeyse yakın içerisinde Üç gemisini kaybetti. Bir gemisini de Sheffield'ı e, 4 Mayıs'ta kaybetti. Yani İngiliz barilisinin e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en çok gemi kaybettiği e, bir dönemdi bu. E, rekor kırdılar. Arjantinler de e, büyük bir e, kruvazörlerini kaybettiler. Eski bir Amerikan kruvazörünü 321 personeliyle birlikte yani e, 321 kişi boğularak öldü veya soğuktan öldü. Bir tane de denizaltı kaybettiler. Olayı herhalde bir kısaca bir hatırlatalım. Falkland adaları, Arjantin'in senin de dediğin gibi 200-300 mil doğusunda, Falkland, Güney Georgia ve Güney Sandviç adaları olmak üzere böyle üçlü bir grup. Ama Falkland adası en büyük grup. 1800'lerden beri İngiltere'nin bir deniz aşırı, Territory dedikleri toprakları yani sömürge kelimesini eskiden kullanıyorlardı artık overseas territory diyorlar, deniz aşırı topraklar diyorlar. Yani özetle İngilizlerin emperyal dönemde, emperyalist dönemde el koyduğu, işgal ettiği o dönemde hiçbir karşılık görmeden denizci bir ulus oldukları için de kömür depolamak, Kraliyet donanması o dönemde kömüre bağımlı. E, giden gemilere kömür ikmali yapacak bu şekilde yüzlerce minik adaydı. Efendim e, karada üstü şu an Amerikan donanmasının nasıl 300'e yakın üssü varsa veya depolama alanı e, bir nevi lojistik merkezi varsa o dönemde de kömür merkezleri var. Çünkü gemiler kömürsüz hiçbir yere gidemiyordu. İşte Falkland da o nedenle alındı ama o dönemde daha kimse kıta nedir? Münasır ekonomik bölge nedir? Bunları bilmiyordu. Yani e, burada adaların o dönemde karası adaların sahip olduğu deniz yetki alanından çok daha kıymetliydi. Ama 21. yüzyılda adaların deniz yetki alanı yani dipleri karalarından çok daha kıymetli. Aradaki fark bu. Şimdi 82 yılında bu müdahale neden oldu? E, düşün. E, neredeyse 100 küsur yıl, 130-140 yıl e, İngiliz idaresinde olan bu e, bölge esasında tarihsel olarak, geleneksel olarak bugün de e, 150'ye yakın biliyorsun çok ciddi deniz yetki alanı veya egemenlik sorunu olan ada-adacık kayalık sorunları var dünyada. E, bu da onlardan biriydi. Arjantinler buna Las Malvinas diyor, e, İngilizler de Falklands diyor. E, Falklands adaları 1965'te bir egemenlik sorunu olarak Birleşmiş Milletlere gelmiş. Birleşmiş Milletler de bunu aranızda halledin demiş. Daha sonra 71 yılında İngilizler taviz vermeye hazırmış. Görüşmeler başlamış. Yani tamam demişler. Bu yani bir nevi çift şapkalı olsun. Size de biz burada fırsatlar bize bunu kiralayın. Sizin egemenliğiniz de olsun ama 99 yılına bize kiralayın. Bizde görünsün şeklinde. E, Arjantinlerde olur mu öyle şey? 99 çok uzun. 10 yıllığına böyle bir şey yapalım. 10 yıldan sonra da tam egemenliği bize geçsin şeklinde. Yani İngiltere 80'li yıllarda hatırlarsınız. E, neoliberal ekonomiye geçiyor. Özelleştirmeler var. Devlet ekonomiden elini çekiyor. Muazzam büyük bir ekonomik kriz içindeler. Ve bir nevi e, esasında buradaki sorumluluklarından da kurtulmak istiyorlar. Ama tam da burayı bırakmak istemiyorlar. Böyle e, gidip geliyorlar. Fakat tabii e, aynı yıl 1982'de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin imzalanmış imzaya açılması e, ve yetki alanlarının kıta sahanlığıydı, deniz yetki alanı işte Minasır Eko ekonomik bölge gibi ve e, deniz diplerinden petrol e, veya doğalgaz çıkarılmasına yönelik e, teknolojilerin gelişmeye başlamasını yarattığı etkiyle İngiltere... Bundan vazgeçiyor ve e, 77 yılında hele hele Arjantin Güney Sandviç Adası'nın biraz güneyinde Tuğul Adası var. Tuğul diye bir ada var. O adayı işgal edince yer yerinden oynuyor. Diyorlar ki yani e, biz adamlarla müzakere yürütürken bunlar gidiyorlar gizlice işte Tuğul Adası'na çıkıyorlar. E, tabii son derece büyük bir kriz oluşuyor bunun üzerine oraya bir denizaltı göndermeyi bile düşünüyorlar gizlice. Hakikaten de gönderiyorlar nükleer bir denizaltı gidiyor bir görünüyor ve şeyden vazgeçiyorlar. E, söyle adını. E, Falkland'ı o dönemde işgalden vazgeçiyorlar. Halbuki bunu akıllarına koymuşlar. Şimdi 1981'de Arjantin'de çok ciddi bir kriz var. 81'de Biliyorsun e, Videla diye bir e, junta lideri vardı, orgeneral. Evet. O e, liderliği e, Galtieri'ye devretti. Ama 1981'de Arjantin e, belki de tarihin en büyük ekonomik kriziyle çalkalanıyordu. Ve e, bir şeye ihtiyacı vardı. Biliyorsun iç siyasette sıkışmalar olursa hele hele askeri rejimler veya diktatoryal rejimler, baskı rejimleri e iç kamuoyunda çok ciddi ekonomik sıkıntılar olursa, sosyal sıkıntılar olursa neye başvurur? Dış Bil maceralara dış başvurur. Macera, aynen. Şimdi Las Malvinas'ta Arjantin halkının çok hassas olduğu bir konu. Arjantin için o dönemde çok mu hayati? Daha Arjantinler münasır ekonomik bölgenin henüz farkında değiller o dönemde. 80'li yıllarda hiç kimse farkında değildi ya yani. pek çok ülke. Ee, ama bir macera olsun diye bakmışlar zaten çok da şey İngiltere'de de çok ciddi ekonomik sıkıntı var bunlar da kendi işlerine bir durum mahkemesi yapıyorlar diyorlar ki kardeşim biz 300 mildeyiz bunlar 10 bin milde bunlar 10 bin milden buraya gelmez zaten Thatcher hükümeti her şeyi özelleştiriyor ee, aynen bugünkü ekonomik sıkıntıları yaşadıkları gibi böyle bir maceraya girişiyorlar ve neticede Nisan ayı içerisinde 2 Nisan'da e, işgal ediyorlar. E, çok kolay bir işgal oluyor. Niye? Bölgede İngiliz Kraliyet Donanması'nın savaş gemisi yok. Bir tane hidrografik araştırma gemisi var. Bahriye'ye bağlı. Bir de deniz piyadeler var ama yani bir bölük bile değil. Çok küçük bir şey. Hakikaten çok kolay e, bayrağı indiriyorlar. Arjantin bayrağını çekiyorlar. Ama bu işgalin öncü haberleri istibaratı ee, 2 Nisan'dan 3 gün evvel 31 Mart'ta İngiliz deniz kuvvetleri komutanına gidiyor First e. Lord First e. Lord bunu alıp Thatcher'a gidiyor. Thatcher o sırada kabine toplantısında ne oldu diyor? Diyor ki bunlar diyor adayı işgal edecek. Ee, ne yapalım diyor? Taviz mi verelim asla diyor. Sonra adam işte hatıratında yazıyor. Thatcher diyor ki eğer taviz verirsek diyor İngiltere'nin Küresel e, çapta sözünün ve özgür ağırlığının kalmayacağını iddia etti diyor. Doğru tabii hiçbir ülke böyle bir oldu bittiye izin vermezdi. Nitekim 2 e, Nisan'da işgal oluyor. Bunlar bu arada e, İspanya'da bulunan Cadiz'de e, pardon, e, Gibraltar'da Cebel diyorsun, orası da aynı Falkland gibi şey e, deniz aşırı e, topraklar for e, şey overseas territory. Onlara da orada bulunan nükleer denizaltıya hareket emri veriliyor. Arkasından e, İngiliz Deniz Kuvvetleri'ne hazırlık emri veriliyor ve neticede 6 Nisan'da yani işgalden 4 gün sonra da savaş kabinesi oluşturuluyor. Savaş kabinesi Ağustos ayına kadar devam ediyor. Hemen hemen her gün Thatcher'ın yani o dönemin başbakanın başkanlığında toplanıyorlar. Neticede ee, dönemin kampanya komutanı Amiral'e, Thatcher'ın verdiği emir şu Woodward'a şöyle diyor, e, bir görev kuvveti oluştur ve adaları geri al. Bu kadar. Emir bu. Başka hiçbir şeye karışmıyor. Hatta meşhur o zaman biz kendi aramızda konuşurken, yani deploy a test force recapture the island. Yani dediğim gibi işte bir görev kuvvetiyle aşağı inin ve tabii Nisan ayı Güney Yarım Küre'de kışın başlamayı, kuzeyde nasıl ki kış bitip bahar başlıyorsa orada da yaz bitiyor artık. Eee işte sonbahar bitti, kışın başladı ve biliyorsun o bölge dünyada en çok fırtınaların evet. olduğu bölge. Evet Ömer Ali. E, hakikaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki İngiliz donanması en büyük e, meydan okumasıyla karşı karşıya kalıyor. Ve o dönemde tabii herkes durum muhakemesi yapıyor. Amerikalılar da durum muhakemesi yapıyor. Çünkü e, netçe neticede Amerikalılar yani Anglo-Sakson kardeşliği var. Neticede de emperyalizmin, Pax Britannica'nın bugünkü nöbetçisi sahibi Pax Americana olarak Washington ve onların yanında izliyor Bu işgali tanımayacağız ve size yardım edeceğiz diyor. Fakat onlar da durum mahkemesi yaptıklarında karşılarına şöyle bir e, sonuç çıkıyor. Arjantin tabii ki adaya çok yakın. Ee, diğer taraftan İngiltere çok uzak ve İngiltere'nin kademeli olarak bölgede Ascension adası var. Ki kabaca o da 700 e, mil kuzeyde Falkland'ın. E, o adadan kalkıp aşağıya gidip gelmesi uçakların falan tabii ki muazzam bir şey mesafe. 700 mil gidiş dönüş ee, onun üzerine diyorlar ki yani air cover hava kaplaması olmadan, hava üstünlüğü olmadan bu işi nasıl yapacağız diye buna çok kafa yoruyorlar. Onun üzerine işte bu Ark Royal e, uçak gemisini e, üzerinde Harrier uçakları olan iki değişik e, versiyonu olan e, bu uçak gemisini göndermeye karar veriyorlar. Bunun yanında da e, işte e, 20 civarında Murip ve Fırkateyn işte bir nükleer denizaltı eee şey e, kargo gemisi kargo gemileri destek gemileri iki tane büyük yolcu gemisine Canberra ve Queen Elizabeth 2'ye el koyuluyor. Re, buna requisition deniliyor. Bunlar e, griye boyanıyor derhal ve savaş gemisi statüsünde bölgeye e, deniz piyadeler yüklenerek gönderiliyor. Ve neticede ilk bölgeye giden gemi e, 15 Nisan'da Conqueror denen denizaltı oluyor. 4 Nisan'da emir gidiyor buna Cebel Tarık'ta bu gemide şey İskoçya Fastlane'de kalk diyorlar. Bu Conqueror gemisi çok önemli bir gemi. Daha sonra savaşın şeklini ve akışını değiştireceği için vurguluyorum. Nükleer bir denizaltı bu. Gidiyor ayın 15'inde oraya pardon 19'unda varıyor. Yani 15 günlük bir intikalle yani mesafe ne kadar uzak düşün diye söylüyorum. Yani 4 Nisan'da kalk diyorlar. 19'unda varıyor ve e, bütün olayların e, şeyi alevlenmesi, bütün e, savaşın başlaması esasında Mayıs ayında oluyor. Nisan'da Arjantin kartlarını açmış, öyle söyleyelim. Mayıs ayında da Taskors e, görev kuvveti bölgeye gelmiş artık ve e, taraflar savaşa bir fil girmiş oluyor. Şimdi 1 Mayıs'tan itibaren özür dilerim 30 Nisan'dan itibaren İngiltere Falkland etrafında dedi ki 200 millik ilk defa uygulanan bir kavramı ortaya attı. Top yükün kısıtlama sahası ilan ediyorum dedi. Total Exclusion Zone bunun adı. Bunu 200 mil yarı çaplı bir daire içine oturttu Falkland'ı. Bunun içine gireni vururum dedi. O sırada Arjantin Deniz Kuvvetleri de ee, Arjantin'de ana limanlarından kalkan iki ayrı grubu. Bir grupta onların uçak gemisi var. Ee, yani iç, uçak gemisi 2 Dünya Savaşı'ndan kalma eski bir gemi ama e, bildiğin uçak gemisi. Ee, 1 Mayıs ismi de. Ee, diğeri de Güney bölgeden gelen Belgrano Kruvazörü. O da Amerikan, eski bir Amerikan gemisi. Ee, hatta e, Pearl Harbor baskınında Hawaii'de olan gemilerden biri. Eski bir e, kurvazör. E, i̇çinde de daha yeni Bahriye askeri olmuş bir dolu acemi er var. Yani çoğu ölenlerin bu 321 kişinin pek çoğu da zaten o acemi gariban çocuklar. E, bunlar adaya doğru ilerliyorlar. Görevleri işte şeye, e, bu 200 millik bölgeyi biz tanımayız anlamında. Gelip orada işte yaklaşmakta olan İngiliz filosunu karşılayacaklar. Öyle bir niyetleri var ama bu dediğim nükleer denizaltı daha 200 mile bunlar yaklaşırken içine girmeden Belgrano'yu batırdı. Bu bütün savaşın şeklini değiştirdi. 1 Mayıs'ta bu gemi battı. Demek ki işgalden tam bir ay sonra. Şimdi bu tabi Arjantin Deniz Kuvvetleri'nde büyük bir şok yaşattı. Bu işler böyledir. Yani savaşın başında eğer çok önemli bir gemini kaybedersen, çok büyük can kaybı verirsen o ülkenin başkenti çöker. Nitekim en çok savaşı isteyen Arjantin Deniz Kuvvetleri Komutanı Anaya idi. Anaya diyor ki bu saatten sonra artık ben hiçbir gemimi bu bölgenin içine sokmam diyor. Peki görev kime kalıyor? Onlar da çıkınca bunların iki tane Denizaltısı var. Bir tanesi, üç tane pardon, bir tanesi e, yine e, eski bir Amerikan denizaltısı e, adı Santa Fe. Diğeri de e, yeni 209 sınıf Almanya'da yapılmış iki tane denizaltı. Bu e, Santa Fe denen denizaltıyı da yine bunlar da Mayıs'ın sonlarına doğru helikopterden atılan Sisqu'a. Bizim Bahriye'de de vardı o füzeyle. İki tane siz ile bunu da batırdılar. Şimdi önce bir deniz batmış ama onda çok kişi kurtulmuş. Ama Belgrano'da çok ölen var. 321 kişi. Bunu da üstüne koyunca sen şimdi deniz kuvvetleri yerine koy kendini. Düşünsene bir denizaltın gitmiş. Bir tane kurvazörün gitmiş. Kamuoyu homurdanıyor. Yani koskoca kurvazör. 321 kişi ölmüş. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri geri çekildi. Hava Kuvvetleri devreye giriyor. Şimdi hava kuvvetleri de şöyle büyük bir hatanın içinde Arjantin Hava Kuvvetleri iyi bir hava kuvveti. Miraj uçakları var. İngiliz Skyhawk uçakları var. Bunların attığı İngiliz yapımı düşürme tip bombalar var. Mirajlarda, Fransız Mirajlarda eksosetler var yani hiç affetmiyor. O dönemin en en önemli silahı, en güçlü silahı. Ve en büyük hataları yalnız Falkland'ı bunlar alıyorlar. Deniz piyadelerle bir deniz harekatıyla alınıyor. Fakat Falkland'ın başkenti Port Stanley dediğimiz yerin hava alanı pistleri Arjantin hava kuvvetlerinin uçaklarının inişine ve kalkışına yetmiyor. İşte bu en büyük stratejik hataları. Dolayısıyla ne oluyor? Bu adayı hava e, harekatı için bir e, lojistik bütünleme efendim operasyonel bir üs gibi. Yani düşün orada jet uçakları olsa bunları kaldırıp yaklaşmakta olan İngiliz filosuna hücum ettirebilirlerdi bombardıman. Bütün kurmay heyeti İngiltere'nin gelmeyeceğini hesap ederek e, bir strateji. Çünkü 10 bin milde ve çok kötü bir ekonomileri var. Böyle büyük bir buraya gelecek bir, bir de hava dedim ya başta. İngiltere'nin de hava e, air cover dediğimiz hava Koruması veya kaplaması yok. Ee, Ascension adası da çok yukarıda yani neredeyse işte dediğim gibi bir, bir bin, bin mile yakın bir alanda. Onlar o yüzden diyor ki bu çok zor bir şey diyorlar bunun, bu, bunların buraya gelmesi. Bu e, Stanley'deki havalimanında şey e, hava üssünün pistini de uzatmıyorlar. Ve e, ona rağmen tabi e, helikopter olsun bazı e, uçaklar işte e, lojistik destek uçakları e, daha kısa pist isteyenler onlar inebiliyor ve İngiltere bunu önlemek için de oraya e, Asansiyon adasından kalkan uçaklarla birkaç taarruz yapıyor. E, onlar da hasar verebiliyor, krater oluşturabiliyor ve havaalanını e, savaşın başına itibara şey hizmet dışına çıkartıyorlar. Anladım. Şimdi iş kime kalıyor? Arjantin Hava Kuvvetleri'ne. Arjantin Hava Kuvvetleri ana üstünden kalkıyor. Yani Arjantin kıtasından kalkıyor. Kıta ülkesi olarak söylüyorum. Deniz üzerinde geliyor mirajlar. E, füzelerini atıyor ve geri dönüyorlar. Geri dönüşte ancak yakıt ikmali yaparak yetişiyorlar. Onlar da uzak. Onlara da yetmiyor yani. Yakıt ikmali yapmak zorunda kalıyorlar. Bazıları onu da yapamadan düşüyorlar. O yüzden mesela savaşta 35 tane Arjantin e, fighter e, avcı uçağını düşürdü. E, i̇ki tane de bombardıman uçağını e, bıraktı. Bazıları tabii ki İngiliz e, heaviers tarafından düşürüldü hava muharebesinde. Bazıları İngilizlerin uçak savar ateşiyle düşürüldü. Ama bazıları yakıtsızlık nedeniyle denize e, çakıldı yani diç ettiler. Öyle söyleyeyim. Şimdi dolayısıyla. Ee, İngiliz deniz kuvvetleri bu Stanley'deki hava meydanı da e, ortadan kalkınca kendini rahat hissetti ve e, Carlos e, San Carlos koyundan ya veya Körfez Küçüğü San Carlos koy diyelim buradan bir çıkarma harekatına karar verdi. Bir de e, Green Goose diye kuzeyinde bir yer var. Bir de oradan iki taraftan amfibi hücum yapılacak. Biri Kuzey e, Batı'dan, biri Güney'den ilerleyip başkenti ele geçirecek. Zaten çok küçük e, nüfus çok çok az olan bir yer. E, fakat adada nereden baksak tabii çok fazla sayıda e, şey çıkmış durumda. E, deniz piyadeler çıkmış durumda. Onları e, nasıl e, etkisiz hale getiririz diye düşünüyorlar ve şeye karar veriyorlar. En doğrusu diyorlar bunları e, izole etmek, ablukaya almak. Hakikaten de ablukaya alıyorlar ve 12 bin deniz piyadeyi aç bırakıyorlar. Yani düşün şimdi deniz kuvvetleri koruma sağlayamıyor. E, hava kuvvetleri sadece geliyor, seçilmiş bir iki hedefe atış yapıp İngiliz gemilerine geri dönüyor. Ve karayı destekleyecek hiçbir şey yok, adadaki kaynaklar da tükeniyor. Netçe de 12.000 kişi e, Haziran'ın sonunda bak Nisan'da işgal etmişlerdi. Teslim olduğunda pek çoğu aç aç ve hasta. Yani ne kadar büyük bir plansızlık, ne kadar büyük bir şey. Ben demin eee asansiyon adası için yanlış bir mesafe verdim. Şimdi tekrar haritaya baktım. E, 4000 mil kuzeyde. Dolayısıyla 8000 millik bir uçuş yapıyor. İngiliz hava kuvvetlerinin zorluğu orada. Yani git gel 3-4 kere hava ikmali yaparak e, e, tanker uçaklarla yapıyorlar. O yüzden de pek etkili kullanamıyorlar bu Vulkan uçaklarını, bombardıman uçaklarını İngilizler. Neye bağımlı kalıyorlar? Harrier'lara. E Harrier'larda sayıları çok az ama ona rağmen yine de kendi çaplarında bir şey yapıyorlar. Ama e, yine de Arjantin Hava Kuvvetlerinin özellikle 21-23 ve 25 Mayıs'ta bu dediğim Carlos e, çıkarması ve e, Green goose çıkarmasında orada bir e, bekleme alanı var bu savaş gemileri gelip orada işte deniz piyadelerine koruma sağlıyorlar Arjantin Hava Kuvvetleri bunlara havadan gelip taarruz etmesin diye buraya e, çok yoğun Akın olunca tabii bir e, ilkinde e, bir muhrip, bir fırkaten kaybediyorlar e, HMS e, Antilopla, HMS Coventry. Daha sonraki günde HMS Ardent'i kaybediyorlar. Bir de Arjantinliler tabii e, kamuoyu baskı yapınca ya bu deniz kuvvetleri ne yapacak böyle savaşı bunlar başlattı ama e, hava kuvvetleri Elinden geleni yapıyor. Bunlar bir iş yapmıyor deyince Deniz Kuvvetleri'nin gemilerindeki eksoset bataryalarını söküp Falkland'a getiriyorlar. Falkland'a getirince de e, kıyıya koyuyorlar. Mesela HMS Glomorgan, HMS Broadsword gibi gemilerde gemilerden sökülmüş eksoset bataryalarıyla nasıl bu Moskova gemisi hatırlar mısın? Neptün füzeleriyle evet. batırılmıştı evet. geçen sene evet. uzayında. Aynı şekilde bunlar da gemilerden söktükleri eksoset bataryalarıyla e, İngiliz gemilerine bu dediğim e, koyda çok zarar veriyorlar. İşte gemiler batıyor. Aynı dönemde bir de e, 25 Mayıs'ta Atlantic Conveyor diye çok kıymetli bir konteyner gemisi içinde helikopterler var, savaş malzemeleri var. Efendim oraya bir üst kurmak için üst kuracak kadar, hava üstü kuracak kadar altyapı malzemesi var. Buna da eksoset füzesi ama havadan atılan eksoset füzesi geliyor. Mirajların attı ve bu gemiyi de kaybediyorlar. E, o demiştim ya ve İngiltere'de bir eğitimde bulundum. Oranın komutanı dert yanmıştı bana e, benim hatamdan bu gemiyi kaybettik diye. Şimdi bu tip güdümlü mermilere e, çerf atman gerekiyor. Böyle bir e, şey bulutu, metal bulutu. Çaf. Bu metal bulutunda da metalin parçalarının boyuna göre gelen eksoset füzesinin veya güdümlü merminin e, arama ve e, güdüm sinyallerinin kitleneceği enerji yaratılıyor. Daha doğrusu sahte bir eko yaratılıyor. Bunun atılacağı yer zaman çok önemli. Rüzgar üstüne dönüyorsun. İşte onun dereceleri var geliş açısına göre atacağın yer belli. Bu, bu adam gemi komutanı olarak o zaman bir fırkateyn komutanıymış. Yanlış yere atıyor ve e, Atlantik konveyörü koruması gerekirken o bulut kendini koruyor. Dolayısıyla o gemi açıkta kalıyor ve füzeler o gemiyi vuruyor. Orada da işte dediğim gibi çok büyük e, malzeme kaybettiler. Ama ona rağmen adını koyalım e, İngiltere çok e, büyük bir zafer elde etti. 12 bin kişiyi esir al, yani bu çok ciddi. Ben o dönemi hatırlıyorum. Arjantin için hakikaten e, utanç verici görüntülerdi. O askerlerin halini görseydin, çoğu e, kıyafeti yok böyle hırpani sakal saç sakal karışmış, aç avurtları çökmüş. 12 bin kişiyi esir aldılar. Sonra tabi e, şey yapıldı, karşılıklı bırakıldı. E, Onlar da e, 255 İngiliz'in ölümüne neden oldular. Bunların e, dörtte biri gemilerde öldü. Geri kalanları da deniz piyadeler. 650 de e, Arjantin'in öldü. Bunun da 300 küsuru işte gemide geri kalan da yine öldürülen deniz piyadeler. E, dediğim gibi düşen uçak sayısına bakarsak da şeyin e, İngiltere'nin 10 uçağı düşmüş. Mesela e, şeyin Arjantin'in neredeyse 37 tane Fighter'ı yani avcı uçağı ve bombardıman uçağı. ikisi bombardıman. Önemli yani. Tabi gemi kayıplarında İngiltere sayıca daha fazla. Arjantin Hava Kuvvetleri'ni o yüzden küresel olarak yani bütün dünya o dönemde çok e, takdir etmişti. Bu kadar uzun mesafeden kalkıp gidiyorlar. Ondan sonra zar zor ana dönüyorlar. Bir de alçak irtifa uçmak zorunda kalıyorlar e, şey nedeniyle önleme gemilerin e, sam füzelerinden yani uçak-savar füzelerinin zarfına girme, girmemek için zor bir görev yani. Ve o nedenledir ki Arjantin Hava Kuvvetleri meydanı olarak değiştirildi. Buenos Aires'in en büyük meydanının adı e, savaştan sonra. Halbuki ondan evvel oranın adı Big Ben. Tabii e, İngiliz parlamentosunda da bu gemi kayıpları çok büyük bir şok yaratmıştı o dönemde. Çok iyi hatırlıyorum. En önce 21 Mayıs'tan çok daha önce 4 Mayıs'ta Sheffield batmıştı. Sheffield e, önemli bir 42 sınıfı e, fırkateynleriydi. Bunun yarattığı etki o kadar büyüktü ki İngiliz parlamentosunda bazı kişiler Buenos Aires'e taktik nükleer silah atalım demeye kadar getirmişti ben hatırlıyorum o dönemi. Şimdi buradan tabii çıkacak sonuç şu. Ha ne oldu sonunda? 94 yılında Arjantinliler e, çıktılar dediler ki e, biz dediler e, anayasamıza Arjantin anayasasına burası Malvinastır, kendi toprağımızdır diye bunu koyuyoruz dediler. Koydular ama fiilen bir şey yapabilirler mi? Hayır yapamadılar. 2013 yılında e, İngilizler referanduma gittiler. Referandum sonunda %99 Falkland halkı biz İngiltere ile yaşamak istiyoruz dediler. Ama hala şu an e, anayasada onların toprağı ama fiili durumda e, İngilizlerin işte uzak e, toprakları toprakları veya yabancı eee overseas deniz aşırı topraklar olarak görünüyor. Şimdi buradan çıkarılacak ders ne e, Türkiye için? Şimdi İngiltere'nin Falkland'a sahip çıkmasının nedeni adada yaşayan birkaç yüz İngiliz asıllı e, insan değil. Esas nedeni Güney e, Okyanus Güney Atlantik Okyanusu'nda çok büyük, geniş bir alanı yani Asansiyon Adası, Ascension Adası, Sandviç Adası, Falkland'ı koyduğun zaman yani binlerce kilometre karelik muazzam bir alanı kaplayan denizin dibi ve buralarda zengin ee, kaynaklar olduğu biliniyor. Çünkü yıllardır burada hidrografik, oşinografik araştırma da yapıyorlar. Benim şahsi görüşüm İngiltere buradan asla vazgeçmez. Çünkü buradan vazgeçmesi demek hem deniz etki alanından vazgeçmesi hem de İngiltere'nin bu statüde olan pek çok yeri var. Mesela Cebel Tarık var en yakında. Oradan da vazge vazgeçmiş olur. Buna izin ver. Bir de Commonwealth dedikleri bu kendi dünyaları e, bu da zarar görmüş olur. Bu bu kriz devam edecek. Evet, Arjantin İngiltere'nin çok zayıf olduğu anda tekrar bunu deneyebilir mi? Tekrar bir askeri harekat deneyebilir mi? Bunu sanmıyorum. Çünkü ee, onlar için de kolay bir operasyon değil. Bunun diplomasiyle, hukukla çözülmesi lazım. Şimdi burada e, Arjantin'de, İngiltere'de bu adaların şu an için ekonomik faydasını e, anlamış durumdalar. Türkiye'nin dersleri de şu olmalı. Adam on bin milden gidip, on bin milden gidip, kış şartlarında kendisine ait olduğunu e, iddia ettiği bir e, ada grubunu koruyabiliyor. Ve tekrar geri alıyor. E, Türkiye'nin çıkarması gereken bugün Ege'de bırakalım e, işgal edilmiş veya Kardak benzeri tartışmalı e, egemenliği devredilmemiş ada adacık ve kayalıkları Türkiye anasından emdiği süt kadar helal olan kıta sağlığını şu an Türkiye'ye gidip korumuyor. Yani kıta sağlığını korumaktan kastım oraya gelip birisinin sismik veya sondaj yapması değil. Ben hep ne diyorum bütün programlarda Türkiye diyorum niye 28. boylamın Batısına geçmiyor Yani 26 ile Rodos'un yanından geçen 26 ile 28'in arasını Türkiye bir nevi Öyle Tampon bölge gibi tutuyor 28'in civarına bile gelmiyor bırak onu Meis'in Meis, Meis adasının 7 mille bile gitmiyor 7 mille ki Meis'in kara suyu 6 mil Şimdi Adam 10.000 milden gidiyor İşgal eden adasını geri alıyor biz kendi kıta sağlığımızın içinde gidip sismik yapmıyoruz. Benim anlamadım bu. Bir de ne diyorlar efendim Yunanistan'la ilişkiler son derece ya kardeşim bu Yunanistan daha geçen aylarda 12 mil ilan edeceğim demedi mi? Bu Yunanistan Sevil haritasını resmi haritası olarak kabul etmiyor mu? Bu Yunanistan bütün adalarını dişinden tırnağına kadar silahlandırmadı mı? Bu Yunanistan Kardak benzeri Türkiye'ye yakın Onlarca adayı gözümüzün içine baka baka silahlandırıp işgal etmedi mi? E şimdi biz kalkıyoruz. İki tane savunma bakanı Hatay'da yan yana geliyor. Efendim Yunanistan'la neden barış denizi olmasın Ege? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Yani barış denizi diyebilmen için senin bir şeyler elde etmen lazım. Karşı tarafında şu anki iddialarından vazgeçmesi lazım. Sen bir şey elde ettin mi? Hayır. Sen hakkını bile korumuyorsun. Dediğim gibi gidip e, Meis'in 7 milinde yap bakalım bir sondaj yap bakalım bir e, sismik onu da yapmıyorsun. O anlışanlı gemileri aldılar. Osmanlı döneminin bütün büyük insanların isimlerini verdiler. Bari onlara sadık olun. Onların isimlerine sadık olun. Onu da olun. merak o da ediyorum. Bir şeyler çıktı mı çıkartıldı mı yoksa e, limanda bekliyor mu onlar? Onu da çok merak ediyorum. Hegemonya benim gördüğüm kadarıyla hegemonya dediler ki çok ileri gittiniz Türkler size biz bu kadar denize çıkmaya izin vermemiştik dediler. Siz dönün bakalım Karadeniz'deki sahanıza işte bak dikkat et Sakarya sahası. Tamam tabii ki orası da bizim mavi vatanımızın ayrılmaz parçası. Ama bizim Karadeniz'deki mavi vatanda bir egemenlik sorunumuz yok ki. Benim egemenlik sorunum Akdeniz'de. Benim egemenlik sorunum Ege'de. Sen benim egemenlik sorunumu, egemenlik hakkımı korumakla mükellefsin. Devlet olmanın gereği bu. Değil mi? Dolayısıyla evet. Türkiye şu an, yani Falkland örneği verilecek olursa, Türkiye şu an ne İngiltere'nin pozisyonunda ne de Arjantin'in pozisyonunda. Türkiye şu an antitemorbid, ne idüğü belirsiz bir pozisyonda. Kendi çıkarını korumayan bir ülke pozisyonunda. Kendi mavi vatanını koruyamayan bir ülke pozisyonunda. Ha diyeceksin ki efendim seçim konjonktüründeyiz. Herkes şimdi Atlantik dünyasına taviz vermekle meşgul. Atlantik dünyası çöküşü görmüyor mu zannediyorsun? Rusya'nın Çin'in yükselişi, Asya'nın yükselişi, Amerika'nın gerileyişi. Dün işte Amerika'nın gerilemesinin en güzel sahnesini gördük yani. 4 yıl önceki başkanlarını resmen kriminal mahkemeye çıkardılar. Ceza mahkemesine çıkardı adamlar. Ya Amerikan tarihinde ilk defa olan bir şey. Yani gülünç. Ya, keşke. Ha Niye gülünç? Ha, onu da söyleyeyim. Yani e, Trump e, sütten <laughs> çıkmış ak kaşık olduğu için değil. Ama bu ülke Amerika Birleşik Devletleri, Kamboçya ve Laos'u neredeyse dört yıl boyunca kongrenin bile haberi olmadan bombardıman eden Lyndon Johnson'ı yargılamadı. Watergate skandalında Nixon'ı yargılamadı. Irak'ta gerekçe yalan gerekçelerle Irak'ı haritadan silmeye kalkan milyonlarca Iraklıyı öldüren bu şu yargılamadı. Değil mi? E şimdi kalkıyor haşma ne aldı diye kendi bak yani e, bizimle dalga geçiyorlar. Kendileri de burada esasında bugün Trump dedi Amerika'yı gülünç duruma düşürdü. Hakikaten gülünç duruma düşürdüler. Ve bundan sonra ben söyleyeyim bu yargılamadan sonra Amerika Birleşik Devletleri artık başkanlarını Bence yargılamalı ama sadece kendi içinde değil, dünya içinde insanlık suçu işlediklerinde de yargılamalı. Haklısınız. Özellikle Irak Savaşı'nda e, yanlış şimdi, istihbarat aldık diyenler e, e, Sürekli onlar hep aldatıldık diyor onlar da işte. O Colin Powell gariban ölmeden evvel ne dedi? Hayatımın en utanç verici gerçeğiyle karşılaştım dedi. Yani e, o bakımdan şimdi Türkiye bu gerçekleri görmüyor. Çöken bir Atlantik sistem var çöken Atlantik sisteme yaranmak uğruna Türkiye'nin Ali menfaatleri, hayati çıkarlarından taviz veriliyor. Şimdi Yunanistan göreceksin, şımaracak ve bunun üstüne gidecek. Türkiye Akdeniz'de yok, görmüyoruz. Akdeniz'de Türkiye yok. Efendim? O sismik gemiler, o kadar büyük paralarla alınan sismik gemiler ne yapıyor? Sondaj gemileri ne yapıyor? E görelim, Türk halkı da bu refattan payına çıkanı alsın. Bir ara çıktı ama dediler ama takır takır göremedik bir şey. Bir çıkarıyor işte takır takır 5 ve 6 numaralı sahada Total, Exxon, Tatar Oil çıkarıyor. Bizimkiler de seyrediyor. Yani bunu çok ciddi bir şekilde eleştiriyorum. Evet öbür konuya geçebiliriz. Sayın Emre'lim aslında anlattıklarınızı bazı insanlar dinlese bence pek çok şeyi daha önceden tahmin edebilirler ve aynı zamanda da diplomatik adımlar atabilirler. Örneğin ben sizinle geçen yıl yapmış olduğum programda artık artık denizi konusunu konuşmuştuk. Hem de çok fazla konuşmamıştık ama o çok az vakitte siz öyle bir şey söylemiştiniz ki mesela o dönemde Finlandiya'nın NATO üyeliği gündemde bile değilken siz daha o zaman bugünkü krize dikkat çekmiştiniz aslında. Soruma gelecek olursak Sizce İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle Türkiye'nin bu alyanstaki yeri zayıflayacak mı? Ve Amerika Birleşik Devletlerinin kuzey devletlerine bu devletlere füze sistemleri yerleştirmeye çalışması olası bir savaşı tetiklemeyecek mi? Aynı zamanda olası bir NATO-Rusya savaşında Finlandiya için Türk askerlerinin ölmesini halkımız hazmedebilecek mi? Bir de şu var son zamanlarda Hatay'da bir NATO köyü hakkında e, e, konuşuluyor, işgal düşüncesi var. Bu mümkün mü? Yani e, Türkiye'yi bir daha söyleyeyim. işgal edecek bir güç daha henüz doğmadı. O kadar net söyleyeyim. Ne olursa olsun Türkiye bu kadar kutuplaşmış olsa da yolsuzluğa bu kadar bulaşmış olsa da niteliksizlik artık tavan yapmış olsa da Türk'ün Türk içindeki cevher hala duruyor. Türkiye'yi işgal edecek bir güç e, mümkün değil. Yani böyle bir gücün doğduğunda da sanmıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Yok yani böyle bir şey. Şimdi ABD'nin Kalkıp veya NATO'nun NATO Hatay'da bin kişilik, bin küsur kişilik bir deprem köyü kurmasının işgale bağlanmasını da ben çok ama çok abartılı olarak görüyorum. Bu tamamen bir bana göre konspirisi e, teori. Böyle bir şey mümkün değil. Türkiye'nin ana vatanını e, işgal etmek için öncelikle kara sularından geçeceksiniz. Geleceksiniz bir amfibi harekat yapacaksınız. O arada hava indirme harekatı yapacaksınız. Yani öyle e, özel kuvvetlerin 10 tane komandosuyla e, efendim 20 tane e, sat komandosuyla falan bu işler olmaz. Yani olacaksa binlerce asker, tank, zırhlı araçla olur. E şimdi yani orada 1200 kişilik bir köy yapıldı diye böyle bir senaryoya bağlamak aşırı bir şeye giriyor. Nasıl değil? Kom Komplo teorisine giriyor. Bunu yani hiç tartışmaya bile gerek yok. Gelelim esas konuya. Yani Finlandiya'nın NATO üyeliği. Şimdi bak, ben hep bütün programlarda ne söylüyorum, bütün konuşmalarımda. E, şu an küresel mücadele kıta ile deniz arasında. Avrasya'yı büyük bir adı olarak düşün veya kıta devleti olarak düşün, Birleş birleşik bir Avrasya'yı. E, Amerika'yı da Anglo-Sakson dünyayla, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda beş kardeşle büyük bir deniz e, gücü olarak düşün. Yani Amerika'yı bir ada olarak düşün. Şimdi Amerika Pax Americana'nın tek görevi vardır. Asya'yı parçalı tutmak, Asya'yı denize çıkmaktan men etmektir. Çünkü denizi kontrol ettiği için bugün hegemondur. Bugün Amerikan savunma bütçesi 860 milyar dolar. Bunun neredeyse e, yarısına yakını bahriyesinin donanmasını. Niye? Denizleri kontrol etmek için. çok mu güçlü değil? Gemi sayısı 280 civarında. Sadece Batı Pasifik'te Çin'in gemi sayısı 400'e yakın. Zaten yetişemiyorlar. Çin'in karşısında hiçbir şey yapamıyorlar. Bunu da biliyoruz. Şimdi burada ama müttefik veya ittifak sistemi veya dost ülke sistemi ile ABD bir kuşatma yaratıyor. Yani ABD donanması kadar önemli olan ittifak sistemi, müttefikleri Şimdi e, Asya'daki gelişmelere bak baktığımız zaman Avustralya, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Endonezya kimi kazanamadılar son dönemde çok uğraşmalarına rağmen Hindistan'ı. Hindistan'la Rusya'nın ilişkilerini bir türlü bozamıyorlar. Niye bozamıyorlar? Çünkü Rusya her zaman Hindistan'ın yanında oldu. Hindistan Çin krizinde onun yanında oldu. E, e, Bengaldeş, e, Hindistan, Pakistan... Savaşı olduğunda 71'de Hindistan'ın yanında oldu. Hindistan'a nükleer teknoloji verdi. Hindistan'a uçak gemisi yapması için teknoloji verdi. Nükleer denizaltı yapması için teknoloji verdi. Nükleer denizaltılarını kiraladı. Yani Hindistan'la Rusya'nın jeopolitik, jeostratejik ilişkisini tarif etmeme vakit yetmez. Şimdi dolayısıyla bunun ürünlerinde görüyoruz. Ee, ABD Avrasya Adası'nın batısındaki Batı Avrupa Yarımadası'nı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tamamıyla Asya'dan kopartma kararı almıştı zaten. Ama Sovyetler Birliği 45'te muzaffer bir devlet olarak çıkıp ABD etki alanını Berlin sınırından Berlin duvarıyla sınırlayınca iki kutuplu bir dünya yaratıldı. Bu iki kutuplu dünya 89'da bittikten sonra ABD dedi ki elime muazzam bir fırsat geçti. Ben Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Orta Avrupayı ve Kuzey Avrupayı komple Asya kıtasından koparmalıyım. Evet. İşte şimdi Finlandiya ile İsveç'in üye yapılması bu koparma halkasının son safhası. Hakikaten haritayı koy önüne şimdi. Avrasya'yı büyük bir ada olarak görürsen batıdaki kolu kopmuş durumda şu anda. Yani İsveç'i de kabul edersin. Bunu görebiliyoruz değil mi? Evet efendim. Yani şimdi dolayısıyla Finlandiya'nın üyeliği neticede Rusya için ekstradan bir 1200 işte 1300 kilometrelik bir sınır. Ha diyeceksin ki Finlandiya Finlandiya bana göre 70 yıl önceki Ukrayna. Neden? 1809'dan 1917'ye kadar zaten Rus çarlığına bağlı bir e, dükalık. Değil mi? Grand Duchess. Evet. Yani şey, Grand Dük. E, Finlandiya Grand Dükü. Kime bağlı? Romanov Hanedanı'na bağlı. Çar'a bağlı. 1917'de Lenin devrimi yapıp da Bunlarda da bağımsızlık hareketleri olunca kabul ediyor. Buyurun alın bağımsızlığınızı diyor. Ama 2 Dünya Savaşı'nda tekrardan Stalin e, denize çıkabilmek için, e, Baltık denizine daha rahat çıkabilmek için e, Finlandiya'yı işgal ediyor. İki savaş yaşıyorlar biliyorsun. İkisinde de Sovyet orduları başarılı olamıyor. Ama ona rağmen hatta biliyorsun belki de 1937 Stalin e, tasfiyesi vardır. Evet, evet. Stalin Kachevski general o, o ekibi tasfiye etmek için bir sahte e, bayrak harekatıyla Alman istihbaratı yapıyor bunu. En iyi generallerini, en iyi amirallerini, en iyi subaylarını bir aptal gibi tasfiye ediyor. Ve neticede Finlandiya'ya 1939'da girdiklerinde feci dayak yiyor Sovyet orduları. Hatta Molotov kokteyli oradan çıkıyor. Yani e, onlar kendi primitif ürettikleri silahlarla bile bu acemi ee, Sovyet askerlerini durduruyorlar. Ee, hakikaten de 1939-41 işte sonra da 43-45 arası iki ayrı savaş oluyor ve 45'te e, şey tarafı üç ayrı bölgeden Kralina bölgesi işte e, yukarıda bir bölge var bir de ortada bir bölge var Salla bölgesi. Bu bölgeyi Ruslara bırakarak ki bütün Finlandiya topraklarının neredeyse %12'sidir yani ve sanayi alanlarında neredeyse %20'ye yakın bir alanını bırakarak e, barış yapıyorlar. Sovyetler de e, çekiliyor geriye. Ama e, karşılığında Komünist Parti çok güçlü olduğu için yine Sovyetlerle iyi ilişki kuruyorlar. Ve Marshall Planı bütün Avrupa'ya yardıma gelirken savaşa girsin, girmesin kaldı ki mesela Türkiye savaşa girmedi halde Marshall Plan'ı alıyor. Almaz olaydı. Yani neticede Amerika'nın etki alanına Türkiye sokuldu ve hala o etki alanı devam ediyor. Finlandiya'ya girmedi buna ve e, Sovyetlerle iyi ilişkileri e, neredeyse işte e, Soğuk Savaş bitene kadar da devam etti. Ve Finlandization denen model ortaya çıktı. Bak düşün Kralina bölgesi bu dediğim diğer iki bölge Salla bölgesi ve yukarıdaki kuzeydeki bölgede e, Sovyetlere bırakıldığı halde eski Fin toprakları e, kalkıp bunları geri almak için bir ittifak sistemine girmedi. Sovyetlerle ekonomik ilişkilerini son derece iyi bir şekilde devam ettirdi. Ve e, bu savunmaya da tabii dolayısıyla çok büyük paralar harcamadı savunmaya. Ben mesela o dönemde Finlandiya'ya gittiğimde deniz kuvvetlerinde fırkateyn yoktu, muhrip yoktu. Bir tek mayın gemisi vardı. Denizaltıları da yoktu. Yani savunmaya para harcamıyorlar. O parayı neye da Zaten nüfusu gariban, 5,5 milyon bir nüfusu olan ülke. Peki düşüncelerini o... değiştiren nedir şu anda? İngiltere ve neoliberal kapitalizm değiştirdi. Yani o dönemde İngiltere çok büyük yatırım yaptı Finlandiya'ya. E, ticaret e, kolaylıkları sağladı. Rusya'da, e, Rusya'da ekonomi geri çökerken, Sovyetler çökerken bunlar e, İngiltere'den çok büyük ticari avantajlar elde ettiler. Ve onlarla daha sonra geçtiğimiz yıllarda stratejik işbirliği anlaşmasına kadar gittiler. Esas etkili olan İngiltere. Ha diyeceksin ki Rusya ile yani sınırı 1200 kilometre olan sınırındaki dev bir ülkeyle sonsuz kaynakları olan ve Arktik okyanusunu kontrol eden bir ülkeyle mi iyi geçinmek istersin? Yoksa çöken Asya yüzünü başlarken e, büyüyen bir Asya'ya karşılık çünkü Finlandiya neticede Asya'yla da yani e, Rusya'yla da 1200 kilometre sınırı olan ve tarihsel olarak da 110 yıl beraber yaşamış bir ülke e, kalkıyor şimdi e, bu ülkeyi kendisine düşman düşman ediyor. Yani o 1200 kilometrelik sınıra yarın öbür gün NATO üssü adı altında Amerikan taktik nükleer silahları gelirse, Rusya'nın içini vurabilecek e, saldırı silah sistemleri gelirse, Finlandiya'nın e, limanlarına, Helsinki'ye, Turku'ya Amerikan deniz kuvvetleri veya NATO e, ülkelerine saldırı silahlarının yerleştirileceği gemilerin gelebileceği kolaylıklar verirsen, adam da haklı olarak şunu der: Sen artık benim hedef listemdesin der. Mesela Romanya bunu sağladı nasıl sağladı? Deve üsse gitti SM3 e, antibalistik missile füze sistemlerini koyarak nükleer stratejide second strike capability dediğimiz e, veya antibalistik missile sistem dediğimiz e, nükleer e, stratejik strateji dengeleri alt üst edecek silah sistemlerini koydular. Rusya o zaman ne dedi? Bunu yapmayın dedi. Nükleer e, silah hedef listemde bir numaraya otursun dedi. Şimdi şu an Romanya Rusya'nın nükleer bir çatışma başladığında bir numaralı counter force denen yani karşı kuvvet hedef listesinde. Şimdi aynısı yarın öbür gün Finlandiya'ya olabilir. Nasıl bugün Türkiye'de, İncirlik'te, İtalya'da, Aviano'da e, nükleer taktik, nükleer silahları var NATO'nun. Esasında Amerikan silahı. Bu ne yapıyor? Türkiye'yi otomatikman nükleer hedef haline getiriyor. Evet. Şimdi yarın öbür gün Finlandiya'ya bunu yapabilirler. Dolayısıyla Amerika neyi başardı? Amerika Avrasya Adası'nın batı kolunu kop yökün kopardı. Asya'dan kopardı. Bu bir başarıdır, onu söyleyeyim. Ha, bu başarı kimin uğruna yapıldı? Amerika'nın jeopolitik uğruna. Peki bu jeopolitik uğruna bu ülkeler e, yarın öbür gün Rusya ile çok yönlü çok e, uzun süreli bir konvansiyonel savaş başladığında Amerika'dan deniz ulaştırma hattı kesildiğinde bak bugün Ukrayna'daki savaş eee evet uzuyor. Niye? Deniz ulaştırma hatları kesik değil. Amerika'da fabrikada çıkan top hiçbir engelle karşılaşmadan aynen bir otomobilin gelmesi gibi deniz üzerinden geliyor veya bir buzdolabının gelmesi gibi. E yarın savaş büyüdüğünde, top yükün savaşa döndüğünde ben sana söyleyeyim. Amerika'dan hiçbir yardım gelemeyecek. Niye? Çünkü e, aynen Almanların 2. Dünya ve 1. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi Ulaştırma hatları kesilecek. İngiltere kıtlığa girmişti hatırlıyorsun. Evet. evet. Kıtlığa Şimdi benzer durum o zaman da ortaya çıkacak. Finlandiya bana göre jeopolitik ötenazi yaptı kendine. Yani çok çok büyük bir hata yaptı. Yön yöneticilerin yani taraftı... aymazlığı mı sizce amiralim? Kimin? Yöneticilerin aymazlığı mı sizce? Öyle, Finlandiya, şimdi adını hatırlayamıyorum, 25 yıl boyunca aynı Cumhurbaşkanı tarafından idare edildi. Ee, bu adam hakikaten çok bilge bir adamdı. Çok tecrübeliydi. Hem 1. Dünya Savaşı'nı hem 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış biriydi. 25 yıl bu dengeyi çok iyi korudu. Hem Batı iyi bir denge kurdu. Hem Rusya ile çok iyi bir denge kurdu. Bu adam öldükten sonra gelen iktidarlar İngiltere ve Atlantik sistemin etki alanına girdi. İşte en son giden başbakanı gördün yani partide yakalanan kadın neredeyse uyuşturucu kullanıyor. Rezil bir tip yani. Şimdi bunlar Finlandiya gibi öyle dengeli bir ülkeyi bir anda jeopolitik savrulmanın e, evet. içine bıraktı. Şimdi diyeceksin ki bu kısa dönemde ortaya çıkar mı? Belli olmaz. Çıkar da çıkmayabilirdi. Ama Arktik e, 21. yüzyılın belki de hayvandan Güney Çin denizinden sonraki en önemli en e, stratejik bölgesi. Bugün İsveç'te Finlandiya'nın NATO üyesinin yapılma nedeni Ukrayna krizi değil. Rusya Finlandiya ve İsveç'i gidip işgal edecek bir ülke değil. Zaten Finlandiya'nın %12'si adamın toprağı. Adam 2. Dünya Savaşı'ndan beri. Halbuki benim tahminim Finlandiya şu pozisyonda böylesine Rusya için düşmanca bir tutuma girmeseydi bence Rusya ile stratejik bir ilişkiye girseydi Gelecekte Kralina bölgesinin belki geri ver, verilmesi bile söz konusu olabilirdi. Biliyorsun o bölge ormanlar bölgesi, stratejik bölge içinde e, o bölgede sıcak suda hiçbir zaman buzla kapanmayan lima, liman da var. Viborg denen eski bir çok kıymetli bir Finlandiya şehri de var. Şimdi o nedenle ben e, şeyi Finlandiya'nın bu hamlesini, çok ciddi bir e, aymazlık olarak görüyorum. Bir e yandan da tabii Atlantik için. Sistemi, Atlantik sistemin e, burada yarattığı etkiyi de e, takdir ediyorum. Demek ki Finlandiya halkını iyi etkilemişler. E, kapitalist model iyi tutmuş. Jeopolitik'in çok üstüne geçmiş. Halbuki son sözü daima coğrafya söyler, jeopolitik söyler. O gün geldiğinde tabii ne olacak bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Türk askeri Finlandiya için savaşmaz. Türk Türk askeri Rusya'yı karşısına alacak veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rusya'yı karşısına alacak Birinci Dünya Savaşı tipi bir model savaşa girmez diye düşünüyorum. Böyle bir şey düşünen eğer hükümet veya siyasi parti olursa da ne jeopolitik biliyordur ne tarih biliyordur derim. İşte efendim burada şu var yani son malum iki ay kaldı seçimlere ve bütün liderleri dinliyoruz. Fakat ben daha halen dişe dokunur dış politika ile ilgili hiçbir açıklama duymadım. Rusya ile nasıl bir e, işbirliğine gireceğiz veyahut da ilişkimiz nasıl olacak? Amerika ile nasıl olacak? E, eski liderler gibi bir yere angaja olacak mıyız? E, bunların hiçbirini halen duymadık ve bu e, bu şeylerin konuşulmaması da insanda gerçekten şüphe uyandırıyor çünkü dediğim gibi kuzeyimiz kaynıyor. Orada bir savaş var. Ne olacak? Ne bitecek? Rusya Şöyle diyeyim. Tavır alacak Titanic, bu. Titanic batarken <laughs> Titanic iceberg'e çarptığında orkestra devam ediyordu. Akşam yemeği devam ediyordu. Gemi biliyorsun 4 saat içinde battı gitti. Evet. Binler bine yakın adam öldü. insan öldü. Şimdi burada da şöyle. Türkiye e, hala 1945'in kimyasında. Bak Finlandiya'nın NATO üyeliğine müracaatı Haziran ayındaydı. 10 ay geçti kabul ettik. Bak 10 aydır bekletiyoruz. Demek ciddi bir sorun var. Değil mi? Şimdi normal çalışan bir devlet olsa, devlet e, terbiyesi almış, e, siyasi tarih, strateji, jeopolitik bilenler olsa der ki kardeşim bu 10 ayı biz tuttuk. Sebebi şuydu, 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 şunu istedik, bunu istedik falan filan. En azından o parlamentoya gelen e, kanun tasarısı işte Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onayı. Bir iki kişi söz olun. Değil mi? Oylamaya katılan bir iki kişi söz alıp, İster lehte, ister alehte. Bir konuşma yapması gerekiyordu. Yani koskoca Türkiye'den Finlandiya'nın üye yapılarak NATO'nun genişlemesine, kuzeyimizdeki Rusya'nın güvenlik çıkarlarını, jeopolitiğine resmen hançer sokulmasına kimse yorum yapmadı. Ben şimdi benim dikkatimi o çekti. Neticede Rusya'nın güvenliği bizi de ilgilendiriyor. Çünkü Rusya'nın jeopolitindeki en kritik ülke biziz. Evet. Niye? Türk boğazları nedeniyle. Ve Türkiye bu dengeyi 24 Şubat 2022'den beri de gayet iyi kullanıyor. işte Montre'nin 19. maddesini uygulayarak. Yani kalk en azından de ki Finlandiya 10 ay içerisinde PKK, PYD, YPG, DHKPC, PK, işte FETÖ ile mücadelemize büyük katkı sağlamıştır. Bize büyük güvenceler vermiştir. Ve o nedenle biz Finlandiya'nın NATO üyeliği onay sürecindeki veto'muzu kaldırıyoruz. Hayırlı olsun. Bu bile bir konuşma değil mi? Veya dersin ki e, biz NATO'nun genişlemesine çünkü parlamentoda sol şeyler de var. Bir dolu milletvekili var. Değil mi? Evet. Solu temsil eden. Onlar da çıkar der ki e, bizler evet bir NATO ülkesiyiz ama NATO'nun genişlemesine karşıyız. 89'da zaten NATO'nun görevi bitmişti. Sovyetler Birliği dağıldı. Ama NATO ısrarla genişliyor ve bu genişlemeler bölgemize huzur, istikrar getirmiyor. Çünkü NATO genişledikçe Rusya savunmaya çekiliyor. Rusya savunmaya çekildikçe bu yeni alanlarda krizle geliyor. Güney Osetya, Abkazya, efendim, e, Kırım. Yani şimdi baktığın zaman Kırım'ın 2014'teki işgalini teşvik eden olay neydi? Maydan. Evet. Maydana olaylar olmasa, efendim turuncu devrim olmasa, e, Donbas bölgesinde, Donetsk'te e, o bölgede e, Rus e, yanlısı, Rus Rusça konuşan Ukraynalı e, yerleşim alanlarına e, saldırıları olmasa, belki Rusya barış içinde yaşayacaktı. Yani bizim Kıbrıs barış harekatını yapmamız gibi, değil mi? yani Doğru Yunan söylüyorsunuz. Maalesef e, ülkemize. Pek çok şey yanlış aktarılıyor. Ben Kırım'a da gittim. Kırım'da bölgedeki insanlarla hem halkla konuştum. Hem ileri gelenleriyle konuştum. Ee, ve maalesef şunu gördüm. Bizim baş tacı ettiğimiz işte Kırım lideri dedikleri bir kişi devlet nişanı almış. Yıllarca Kırım halkını e, Ukrayna'dan aldığı paralarla e, tapularla tehdit ederek mitinglere çağırmış. Yani barışın sesi olmak yerine savaşın sesi olmuş. Fakat bize gelip anlattığı aslında Ukrayna şöyle kötü, Rusya böyle kötü ve bu insanların ağzından maalesef dinliyoruz, istihbarat alıyoruz, oranın iç işleyişini öğreniyoruz. Ee, ama baktığımızda e, insanların gelmişine ve geçmişine e, Amerika ile işli dışlı olduğunu, Avrupa ile işli dışlı olduğunu, oradan fonlar aldığını görüyoruz. Şimdi Kırım Kırım'ın her halükarda Rusya'ya dışlanması, Kırım'ın Ukrayna veya Atlantik etki alanında tutulması Rus jeopolitiğinin kabul edebileceği bir şey değil. Bu neye benziyor? Demin dediler ya Hatay işgal mi edilecek? Sen şimdi Atatürk'ün hasta yatağından kalkıp geri aldı bir Hatay var. Evet. Sen şimdi Hatay'ın doğusundan bir e, Hatay kamasının ortadan kalkmasını Türk halkı kabul edebilir mi? mi? Veya Hatay güneyinden bir denize çıkışı olan Kukla Kürdistan'a Türkiye izin verebilir mi? Bugün bütün partiler gördük işte. Yani o Finlandiya'nın oylamasında mecliste bir kişinin bile itirazda bulunmaması ve bütün ellerin aynı anda kalkması bence Türkiye'deki en güçlü siyasi partinin NATO olduğunu gösterdi. Efendim ama efendim? Halk, ama halktaki halktaki şeye bakıyorsun. E, halkta yapılan anketlere bakıyorsun. NATO'yu tehdit görenlerin oranı %75'in üstünde. Öyle. Öyle. Şimdi buradan da şu sonuç çıkıyor. Demek ki parlamento NATO'yu temsil etmiyor. Demek ki siyasiler ABD'den çok çekiniyor. Anglo-Saksonlardan çok çekiniyor. Bu bize neyi gösteriyor? Mütareke dönemindeki mandacıları. Maalesef. Bu bize neyi gösteriyor? Atatürk'ün ne yakınına kadar sızmış mandacıları. Değil mi? Maalesef Demek ki mandacılık Anglo-Sakson hayranlığı Türkiye'de bitmiyor. Bu da herhalde bazı insanların aşağılık kompleksinden, kendilerini İngilizler ve Amerikalılar yanında küçük görmesinden. Çok şükür Allah'ıma ben Türk'üm ve hiç kimse karşısında da bir aşağılık kompleksim yok. Ve bunu da anlamakta zorluk çek çekiyorum. Bu hakikaten çekiniyorsunuz. Dediğim gibi hiçbiri e, şu an iktidar da PKK Yan Amerikalı genel resim veriyor, eleştiri öyle böyle bir iki göstermedik cümle ve stratejik ortağımız hala bu kelime kullanıyor. Ya senin cana kastetmiş bu ülke nasıl sen stratejik ortağın oluyor Allah aşkına? Ya. O bakımdan Türkiye'yi zor bir dönem bekliyor. Bunu söyleyeyim. Umarım. En büyük zor nedir biliyor musun? Körlük. Körlük. İstilatik. İşte o körlük, körlük halı. Onu zaman gösterecek. Burada son sözümü söyleyeyim. E, zor bir dönem, karanlık bir dönem. E, bu stratejik ve jeopolitik körlüğün bedelini dilerim Türk halkı ödemez. Biliyorsun depremde imar afları, hazırlıksızlık, e, afete müdahaledeki gecikmeler yüzünde neredeyse 100 bine yakın insanımızı kaybettik. Bak şurada daha deprem olalı. İki ay geçmedi. Herkes seçim atmosferinde depremi unuttuk. Ya biz hiçbir savaşta bu kadar insan kaybetmek bu kadar kolay unutulacak bir şey mi ya? Varsa unutulacak seçimden saçma sapan yok o ona şunu dedi yok o bunu yaptı yok şunu yaptı. Yani meşhur bir laf var ya Tanrı Türk'ü korusun gerçekten Tanrı Türk'ü korusun. Burada bitiriyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi aydınlattınız. Umarım Türk halkı da gözlerini açıp daha iyi kişilere oy vermek için iyicene düşünür. Şapkasını önüne koyar gerçekten Al. zor zamanlar bizi bekliyor. Çok sağ ol. Çok sağ Çok Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.